Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videoları yapma oranım çevremdeki nüfusla ilgili. Çevremde ne kadar Şafi varsa o kadar Şafi, ne kadar Hanefi varsa o kadar Hanefi videosu oluyor otomatik olarak. Tabii her videoda var, mevcut. Her tarikatın, her cemaatin videosu denk geliyor. Sağ olsun bu Ehl-i Sünnet'in ya da tarikat ve mezheplerin imamları her gün konuşuyorlar. Onlar konuştukça da ben her gün video yapmak için rahat rahat konu bulabiliyorum. Şimdi bugünkü konumuz haram helal listesi. Kur'an'da Allah'ın bize yasakladığı o yiyecek olarak 4 madde olmasa bu gördüğünüz insanların hiçbirisi yüzlerce, binlerce, on binlerce haram koyamayacaklardı. Bu Allah'ın sünnetullahıdır. Rabbim test için 4 tane haram koyuyor. Bu 4 haramdan yola çıkarak mevcut mezhepler ve tarikatlar kendi damak tadına göre, kendi görsel zevkine göre haramlar ve helaller icat ediyorlar. Bunu da Allah adına yapıyor. Ben koydum demiyor adam. Allah adına koyuyorum diyor. Allah adına söylüyorum diyor. Ya da birisi bu Allah adına söyledi diyor. Çok ilginç değil mi dostlar? Bu kadar basit bir şey nasıl göremiyor insanlar? Adam diyor ki bizim mezhebimize göre bu helal diyor. Öteki de diyor ki, o diyor bizim mezhebimize göre haram. Şimdi sen de soruyorsun, diyorsun ki ya dininiz farklı mı? Haramlar ve helaller Allah'ın elindedir. La ilahe illallah ne demekti? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiç kimse hüküm koyamaz. La ilahe, ilah yoktur, illallah. Allah'tan başka. İlah neydi? Yasa koyar. Hani Selefilerin o kurduğu cümleyi hatırlayın. Bunlar Allah yerine yasalar koyuyorlar. Bunlar tağuttur. Kardeşim, yasaların ağababası mezhepler. Mezhepler de yasa koyuyor. Bu haramdır demek bir yasa değil mi? Ya da Allah'ın haram dediğine bu helal demek bir yasa değil mi? Peki yasaları mezhebiniz koyunca normal oluyor da demokrasi koyunca neden zıplıyorsunuz? Tabi bunları selefilere söylüyoruz. Şimdi konu selefi değil. Selefilerden hemen dönelim. Şafii mezhebinin haramlarını ve helallerini hep beraber öğrenelim arkadaşlar. Öğrendikten sonra da soralım. Diyelim ki ya Şafii zabıta, Şafii kasap. Peki at eti, eşek eti satıyor diye nasıl ceza kesiyor? İlginç değil mi? Şimdi Şafii kasap, zabıtı da Şafii, at eti satıyor diye ceza kesiyor. Eğer helalse sen Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorsun, ayvayı yedin. Hayır, haramsa Allah'ın haram kıldığını sen kendi ağzınla bizim mezhepte helal diyorsun, yine yandın. Nasıl olacak sizce arkadaşlar? İşte mezheplerin içler acısı gerçeğiyle sizi baş başa bırakıyorum. Önce bir kere baştan sona dinliyoruz, sonra da durduracağız. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Eti yenen helal hayvanlardan 4 ayaklı hayvanlara geliyoruz. Mandal, at, Şafii mezhebine göre at eti de caizdir. Hanbeli mezhebine göre de caizdir. Hanefi mezhebine göre ise mekruh kılınmıştır. Deve, gelincik, ondan sonra geyik, vahşi ve ehli sığır, yani bufalo gibi hayvanlar, vahşi merkep, yaban faresi dediğim, böyle aklınıza fare falan gelmesin. Bu böyle Arap tavşanı denilen böyle kilolu bir hayvandır. Tamam, onu göstereceğim inşallah. Keler, Şafii mezhebine göre de keler de caizdir. Keler dediğim kertenkelenin böyle bir küçükleri oluyor bunlar. Sırtlan, tilkim, samur, sincap, koyun, keçi, kertenkele Şafii mezhebine göre de caizdir. Tavşan, kirpi,
ada tavşanı, dağ keçisi, oklu kirpi, vaşak, ceylan ve benzeri hayvanlar. Ondan sonra kanguru, zebra, bu hayvanlar da kardeşlerim helal kılınmıştır. Bir de kardeşlerim denizde yaşayan, sadece bakın denizde yaşayan hayvanlar hepsi de Şafii mezhebine göre caizdir. Ama hem denizde hem de karada yaşayan hayvanlar ise onlar mesela caiz değil. Ne gibi? Timsah, kurbağa, yengeç gibi bunlar caiz değildir. Ancak sadece hayatını denizde yaşıyorsa işte midye gibi. Ondan sonra istiridye, istakoz, ahtapot. Bunlar Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz mekruh kılınmıştır. Şafii mezhebine göre bunların eti caizdir. Ha şimdi kimisi diyor ki ya niye böyle farklı? Kardeşlerim. Şimdi tekrar başa alıyoruz. Çünkü burada zaten videomuz bitiyor dostlar. Diyor ki şimdi niye böyle farklıdır diye birisi soruyormuş. O da tabii başka bir videoda devam eder. Şimdi Şafii mezhebinin çok bilen hocası samimi bir şekilde videosunu yapmış. Eğer bu videolar olmasa dostlar ben size bunları ispat edemiyordum. Kitaplara insanlar güvenmiyorlar. Kitabı götürüyorum, adamın dükkanında okutuyorum. Bunu kim yazmış, kim basmış ne bileyim. Kaçacak ya. Şimdi hep beraber düşünelim. Bakın başlıyor. Şafii mezhebine göre haramlar ve helaller Hanifi'ye göre farklı. Bakın ne diyor? 51. ayet. Eti yenen helal hayvanlardan dört ayaklı hayvanlara geliyoruz. Ayak önemli. Şimdi eti yenen hayvanlar var ama dört ayakları sayıyoruz arkadaşlar. Yani tek ayaklı, üç ayaklı, beş ayaklı, altı ayaklı diye ayrı ayrı sınırlandırmaya gerek yok. Şimdi dört ayaklı eti yenen hayvanlar. Mandal, at. Şafii mezhebine göre at eti de caizdir. Hanbeli. Bakın biraz önce söyledim ya. Şafii kasap, Şafii zabıta. Nasıl ceza kesiyor? At eti yakaladı kasapta. Ceza, eşek eti ceza. Mezhebe göre helal. Peki Allah'ın helal dediğine ceza keserse günaha girmez mi? Helalse nasıl yapıyor bunu? Haramsa nasıl konuşuyor? Biraz düşünün. Şimdi bakın daha neler söylüyor. Mezhebine göre de caizdir. Hanefi mezhebine göre ise mekruh kılınmıştır. Bak Hanefi'de bile haram değil. Mekruh kılınmış. Harama yakın. Deve, gelincik, ondan sonra geyik. Gelincik neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bir çeşit sincap. Sincapın bir türü. Vahşi ve ehli sığır. Yani bufalo gibi hayvanlar. Vahşi merkep. Bakın vahşi merkep diye geçiyor. Vahşi merkep neyi anladınız? Anladınız değil mi dostlar? Yani yaban eşeği. Hani bu Ege'de karda kayalıklarındaki eşekler var ya. Onlar boşu boşuna telef edildi. Gördüğünüz gibi mezheplere göre yaban eşeği helal. Evcil eşek de helal de. O söylemiyor. Niye söylemiyor bilmiyoruz. Yaban faresi. Yaban faresi dediğim böyle aklınıza fare falan gelmesin. Bu böyle Arap tavşanı denilen. Bakın şu resimde gösteren yaban faresi dediği bu. Arkadaşlar yaban faresinin tavşanla hiç alakası yok. Ya yani en azından kulağına bakın anlarsınız. Ama yumuşatacak ya. Devam ediyoruz. Böyle kilolu bir hayvandır. Tamam onu göstereceğim inşallah. Keler, Şafii mezhebine göre de keler de caizdir. Keler dediğim kertenkelenin böyle bir küçükleri oluyor bunlar. Sırtlan, tilki, samur, sincap, koyun, keçi, kertenkele, Şafii. Bakın arkadaşlar. Şimdi Şafii ile Hanifi arasındaki en önemli problemlerden birisidir. Birisi kertenkeleyi öldürene 100 sevap der. İki vuruşta öldürürsen 50 sevap. Öteki de eti yenir der. Eti yenir. Yani bir din yediğini öteki kovalıyor öldürmek için. Sorarsan bunların hepsi aynı dine inanıyor. Bir mezhebine göre de caiz değil. Tavşan, kirpi, ada tavşanı, dağ keçisi, oklu kirpi, vaşak, ceylan ve benzeri hayvanlar. Ondan sonra kanguru, zebra, bu hayvanlar da kardeşlerim helal kılınmıştır. Bir de kardeşlerim denizde yaşayan, sadece bakın denizde yaşayan hayvanlar hepsi de Şafii mezhebine göre caizdir. Ama hem denizde hem de karada yaşayan hayvanlar ise onlar mesela caiz değil. Ne gibi? Timsah, kurbağa, yengeç gibi bunlar caiz değildir. Ancak sadece hayatını denizde yaşıyorsa işte midye gibi. Ondan sonra istiridye, istakoz, ahtapot. Bunlar Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz mekruh kılınmıştır. Şafii mezhebine göre bunların eti caizdir. Ha şimdi... Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi burada ha şimdi diyeceksiniz ki niye farklı diyor da video bitiyor. Şimdi kimisi diyor ki ya niye böyle farklı? Kardeşlerim İmam Az... Yani kardeşim
İmam-ı Azam böyle demiş, İmam-ı Şafii böyle demiş. Ben ne bilmiyorum adam. Şimdi bunlar dostlar genelde önlerinde buldukları kitapları okuyan kişiler. Önünde buluyor ve okuyor. Diyor ki ben söylemedim, orada yazıyor. Ben anlatmıyorum, orada yazıyor diyor. Ve kendisi kenara çekiliyor. Peki akıl nerede? Neden akıllarını kullanmıyorlar? Neden akletmiyorlar? İlginç değil mi? Adam önüne ne konduysa adam onu okuyor ve kabul ediyor. Tartışmaya kapalı. Ya kardeşim sen onu okuyan insansın. Neden, niçin, nasıl diye neden sormuyorsun? Karadakileri sayıyor, denizdekileri sayıyor. İkisi de helal. Denizden karaya çıkınca yasak. E suçu sudan çıkmak mı? Niye yasak diyorsun? Niye caiz değil diyorsun? Neden? E karaya çıkmış. Zaten karada ve benzeri. Bakın dört ayakları sayıyor ve benzeri diyor arada. Ve benzeri. E durduramıyorsun. Denizdekilerin de hepsini yiyor. Karadaki dört ayakları da sayıyor. Denizden karaya çıkana yasak. Arkadaşlar, Müslümanın mezhebi olmaz. Allah ayette bölünmeyin diyor, parçalanmayın diyor. Müslüman tek ümmettir. Allah'ın Resulü Şafi değildi. Allah'ın Resulü Hanifi, Hanbeli, Maliki değildi. Bakın mezhepler ile Resul arasında 185 yıl var. Kendi kaynaklarına göre 200 yıl gibi bir süre var. 200 yıl boyunca yaşayan insanlar hangi mezhep oldu? Nerede? Mezhep nerede? Şimdi adamlar, bakın mezhepler o hale gelmiş ki, mezhepler üretmeye devam ediyorlar. Sadece o dönemde kalmadılar. Adama soruyorsun, niçin diyorsun mezhep farklı? Neden diyorsun farklı? Coğrafya farklı diyor. Yalan. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret ediyor. Birinin doğumu, ötekinin ölümü. Aynı bölgede yaşamış insanlar. İmam-ı Azam, Ebu Hanife'den günümüze gelmiş bir tek kitap yok. Talebeleri İmam Muhammed'e ve İmam Yusuf'un yazdıkları diyorlar. Bakın Buhari, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'den bir tek hadis almıyor. Buhari, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'ye hakaret ediyor. Deccal diyor, zındık diyor, bir sürü hakaret ediyor. Bizim toplumumuz hem İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi seviyor, hem Buhari'yi seviyor. Arkadaşlar Buhari, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi hakaret ediyor. İkisini birden nasıl seviyorsunuz? Biraz düşünün, biraz araştırın, biraz inceleyin. Ve lütfen ehli Kur'an olun. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Ben bu haram helal listesini yayınlamamın sebebi, bırakın ona göre Şafiyseniz ona göre seçin demiyorum. Kur'an'a bakın. Allah adına kimler haram helal koyabilir? Onu bir araştırın bakalım. Tarikat şeyhleri ya da mezhep kurucuları haram helal koyabiliyorlar mı? Bir karar verin. Diğer bir tabirle la ilahe illallah diyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Selam ve dua edin.